Evet değerli izleyenler, yine bir programda sizlerle beraberiz efendim. Bu sefer programımızı farklı şehirlerde, farklı noktalardaki üreticilerimize mikrofon uzatalım dedik. Bakalım önce Niğde Konaklı kasabasındaki patates üreticimiz ne diyor? Akabinde de çok değerli dostlarımızla beraber sohbetimize efendim Buldan, Denizli Buldan ilçesiyle devam edeceğiz. Değerli kestane üreticimiz Hüseyin Bey, bakalım bizlere neler söyleyecek. Mikrofonu onlara bırakıyoruz efendim. Ben Niğde Konaklı kasabasından Şükrü Aytaş. Tarımdan, çiftçilikten uğraşıyoruz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Nasıl bu sene patates? İyi para bu sene, etti mi? Bu sene patatesin mi? Durumu kritik. 50 kuruşa, 60 kuruşa alan yok. Bulan satıyor, bulamayan bekliyor. Tarlada çürüsün diye. Maliyetler ne kadar bu yıl? Maliyetin hiç önemi yok. 1 lira olsa ne, 2 lira olsa ne. Hep zarar ediyoruz. En azından bunun 80-90 kuruş, 1 lira yakın maliyet var. Ama maliyet falan bunu şey etmiyor. Bulan satıyor, bulamayan kalıyor. Bu arkadaş bulmuş. Alan esnafımız bu Hacı Kayan. Hacı Bey, seni tanıyalım. Evet, sizi tanıyalım. Malı nereye yapıyorsun, kimden alıyorsun, kime veriyorsun? Ben Niğde Konaklı kasabasından Hacı Emin Kayan. Mustafa Bilge'den alıyorum. Trabzon'a gönderiyorum. Altın gibi patates olmasına rağmen satışlar durgun. Fiyatlar bizim 15 sene önce gönderdiğimiz fiyatlarla aynı eşdeğerde şu an. Maliyetler yüksek. Ne satan ne alan hiç kimse memnun değil. Yani ihracatın önünü bir an önce açılmasını, dışarı gidilmesi herkes tarafından iyi olur inşallah. Ekim çok. Ekim Sayın Başbakanım, Cumhurbaşkanımız her yere ekim boş bırakmayın dedi bu virüsten dolayı. Ekti çiftçi de ekti. Bir karış yer bırakmayın dedi. Bir karış bırakılmadı. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi de her yerde ekilince, bu dışarı gitmeyince yığıldı. Depolar, kavak depolarda şu an doldu. Yaz gününde doldu. Millet yağış bekliyor. Yağış olunca bir şey değişeceğini sanmıyorum ama ihracat olması lazım. Ben Niğde Orhanlı kasabasından Hasan Bolu. Ben de bu işçilerin çavuşuyum. Patates düşük olduğu için işçiler de hakkını tamamıyla alamıyor. Normalde bir işçinin hakkı akşama kadar, bu sıcakta gece 2.30'da 3'te geliyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz. Normalde bir işçinin hakkı 150 lira olması gerekirken şimdi 80-90 liraya çalışıyorlar. Bu patates tabii ki 40 kuruş olduğu için ne tüccarımız memnun, ne biz niye memnunuz. Yani yüksek mevlalar veremiyoruz. Evet, aynen. O yüzden yetkililere sesleniyoruz. 1 kilo patatese bir sakız etmiyor. 1 kilo patateste 5 kişi doyuyor ama bir sakız parası bile değil. Ne kadar şu an? Ne oldu? 800 milyon. 800 milyon oldu aynen. 2 ton patates satacağım. Şu kadar bir altın alacağım. Yetkililere sesleniyoruz. Bunun bir kesinlikle çözüme ulaşması lazım. Mazot parasını kurtarmaz, gübreyi kurtarmaz. Yani işçilik zaten bedavaya çalışıyoruz. Trabzon'a 220 liradan gidiyor. 25 27 tonatsa 6 milyara nakliye parasına gidiyor yani. Patates parasıyla aynı eşdeğer gibi bir şey. Bir tırın kirası bir kamyon. Kiralanan işçiyi topladığının patates parası kadar tutuyor şu an. Adil Bey, Niğde Konak kasabasına hoş geldiniz der. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunarım. Niğde Konak kasabasından İbrahim Aytaş. Bir çiftçi olarak işte geldiniz, bizi ziyaret ettiniz. Allah razı olsun. Durum vahim. Herkes pişman. Şu anda patates 40 kuruş 50 kuruş. Maliyeti 1 TL. 1 TL'nin üstüne bile çıkıyor şey diyor. Aldığım para kadar da bunun zararı var. Şimdiki 500 milyar masraf eden bir adam 250 bin lira gibi para alıyor şey diyor. Yani misli misli zarar ediyor. Şimdi bu yetkililer şeyler böyle böyle konuştular. Bir karış yer bırakmayan diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum.
Bu şekilde bu çiftçi şu anda Niğde'nin Konaklı kasabasındaki çiftçi köylü %30'u göç vermiştir. Bu yıl itibariyle bir %10'u daha giderse %40'a çıkar. İki sene sonra çiftçi diye bir şey kalmaz. %50'lerden aşağı düşer. Durum vahim. Patatesimiz böyle. Buğdayımız böyle. Girdilerimiz çok pahalı. Bugünkü patatesin fiyatı 10 seneki önceki fiyat. Bugün 40 kuruşa buradan patates gidiyor. İstanbul'da ne hikmetse yeğen 2 liradan aşağı yine yemiyor. Buradan biz beleş de yüklesek yeğen, yani arada çok anormal fark var. Yani bunun düzelmesini, bunun ihracat, yani ihracat her yeri büyük bir sıkıntı. Şimdi geldi 9. ay, 10. ay, 11. ay. Yani bir sürü insan, çiftçinin derdi var. Yani bakıyorsun ne düğün, ne bayram, ne alım, ne satın. İnsanların yüzüne bakın. Bir tane mutlu insan göremezsiniz. Halbuki bu şeyde asat şeyi geldiğinde çiftçinin düğünü bayramı olması lazım. Çok güzel para kazansa şey etse eştak sarar şeydir. Şu anda görüyorsunuz bak çiftçiler herkes yani üzülerek söylüyorum ama suç işlemiş şey etmiş gibi yorgun bitkin bir halde. Borçlu. Bunun sayın yetkililerin, vekillerimizin bu konuya bir an önce el atıp bunu ihracatla, yani öyle 5 lira 10 lira 50 kuruşa bu iş olmaz yetmez, ihracatla en aşağı bunun 1 TL'ye gidip 1 TL'ye gittiğinde zannetmeyin ki çiftçi para kazanıyor. 1 TL bunu zaten maliyetidir. Sizlerden ben Allah razı olsun. Geldiniz, bizi dinlediniz, şey ettiniz Aydar Bey. Teşekkür ediyorum. Allah işinizi, bahtınızı, yolunuzu açık etsin. İnşallah yetkililerimiz bu konuda bizi duyarlar, şey ediler, sesimizi duyarlar. Siz de bizim sesimizi duyurmak aracı olursunuz. Size teşekkür ediyorum, şey ediyorum. Bir an önce çiftçinin şeylerine, yani sorunlarına el atılmasını, değilse bir 5 sene sonra yani çiftçi diye bir şey kalmayacak köyde. Köyümüzün %30'u %35'i şu anda göç vermiştir. 2 sene sonra, 3 sene, 5 sene sonra çiftçi diye bir şey kalmaz. Bu patates nereden gelir? Fasulye nereden gelir? Bu ondan, buğdayımız nereden gelir? Ondan sonra bilmiyorum. Eğer bu kadar alım garantisi veriliyor da bugün kimse kulağının üstüne yatıyorsa, yani bunu söz veren yetkililere sesleniyorum. Saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz Adil Bey. Ayağınıza sağlıklı olsun. 13-14'ünde veya 15'ine doğru hasat başlıyor. Ve 10 gün veya 15 gün hasat devam ediyor. Arada bir 15-20 günlük bir hasat dönemi oluyor. Evet, burada toplam kaç tane ağacı var? Belli bir tonaja ulaşabiliyor mu? Burada bedenen bir tonaj 150 ton. Yani. 150 ton civarında. Bunu daha çok tüccar mı alıyor, kestane şekeri olmak için mi, yoksa iç piyasada tüketilmek için mi? İç piyasada alıyor, dış piyasada şekerciler alıyor. Bu sene işte önümüzdeki geçen yıllarda başladı şekerleme. Yavaş yavaş, bu sene de bilmiyorum alım yapabilirse, devlet bütçe katkı verirse tabii, orada para dönerse mal da kooperatife dönecek. Para olmayınca kooperatifte para alım yapamıyor. Kestane ile ilgili bir kooperatifiniz mi var? Evet, evet. Nedir ismi efendim? Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Bunlar kestaneyi sizden alıyorlar. Evet. Pazarlıyorlar. Pazarlıyorlar. Şekerleme yapıyorlar. Başka köyümüzün hangi gelir kaynakları var? Neler üretiliyor? Burada elma var, kestane var, fasulye, börülcek, çilek, domates. Aklına ne gelirse. Su olursa her şey oluyor. Su olmazsa hiçbir şey olmuyor. Burası yaylalık bir bölge. Niye su yok? Daha önceki yıllarda varmış. Şimdi yüzey sular gittiği için millet sondaja başladı. Sondaj suları da şu anda çekilmeye başladı. Tabii yağmur yok, kar yok dediğimiz gibi. Evet, kestanelerde hastalık var diyorsunuz. Bununla evet. İlgili bir çalışma yapılıyor mu kooperatif? Daha önce İzmir Bölge Ziraat Fakültesinden geldiler. Çalışma yaptılar. Böcekle tutturdular. Böcekle değil, kanserle ilgili. Bundan bir ay önce de bir daha geleceklerdi. Bilmiyorum, gelip gittilerini de biz görmedik. İnşallah gelmişler, görmüşlerdir.
Evet, sizler ne yapıyorsunuz köyde? Günlük hayatınız nasıl geçiyor? Günlük hayatımız kendi işimizde, kendi gücümüzde. Ortamda aynı aşımızı kendimiz kaynatacak kadar fazla değil, ortam olarak kendi geçim kaynağımızı sağlıyoruz. Evet, üretimleriniz kendiniz mi pazarlıyorsunuz yoksa gelip tüccar sizden alıyor? Bizden tüccar alıyor. Şimdi eski gibi pazara gidiyorduk. Pazarda sıkıntılar yaşıyoruz. Onda sıkıntılar yaşamamak için burada pazarda adam bize geliyor. Bizden burada uygun fiyatla alıp anlaşıp gidiyorlar. Bizden 3 liraya alırsa pazarda onlara 15 lira. Misal olarak ben geçen çarşamba günü fasulye sattım. Burada 7 liraya sattım. Ayakta. Pazara gittim, pazar tutuşunda adam benden aldı fasulye başka yerde 16 lira diyor. Yarı yarıya kar. Bizim kazanmadığımız onlar kazanıyor. Evet, onlar kazanıyor. Hükümet de bunlara bir el koyuyorsa daha güzel olacak. Pazar açılsa, çiftçinin pazarı açılsa köylü üretici köylü kazanacak. Evet, teşekkür ediyoruz. İsterseniz biraz da evin orada. Biraz biz de teşekkür ettik. Ağırda kaç hayvan var. Biraz evet. Ağırdan görüntülerle değerli izleyicilerimizi buluşturalım. Oldu, teşekkür ettik. Merhabalar, Engin ben. Buldan, Denizli Buldan Alandız Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Bulunduğumuz bölge Kirazoluk mevkisi. Kestane bahçelerindeyiz. Bölgemiz kestaneleriyle meşhur. Alandız kestanesi. Şekerci cinsi, sarıaşı dediğimiz kestanelerimiz var. Şekerlemede yoğun kullanılan bir tür. Evet, kabuğundan kaç günde ayrılıyor? Kestane kaç gün sonra kabuktan çıkıyor? Kestane Ekim 15 gibi, Ekim 10 Ekim, 15 Ekim civarı hasat başlar. Yaklaşık bir 15 gün hasadı sürer. Ondan sonra şu elimizde gördüğümüz dikenli kısmının çürümesi için biz bunu bizim bu bölgede eğrel totu dediğimiz arkamızda var. Eğrel totu dediğimiz bir otla bastırırız. Üzerinden sulanır. Bu dışındaki dikenli kısım çürümeye bırakılır. Yaklaşık ortalama 20 günde, 25 günde bu sararır, kahverengimsi bir hal alır, çürümeye başlar. Ondan sonra el gücüyle ya da günümüzde artık makineleri var, genelde makineyle bu dış kabuğundan ayrılır. Yani bir 20-25 gün çürümeye bırakılır hasattan sonra. Daha sonrasında kabuğundan ayrıldıktan sonra artık sınıflandırılır, boy boy işletmelere gönderilir. İç piyasaya gönderilir. Bu şekilde hasattan tamamen ayrılıncaya kadar aşağı yukarı bir 40-45 günlük bir serüveni var kestanenin. Evet Engin Bey, bir elma gibi, bir kiraz gibi kısa ağaçlar değil. Evet, değil. Bunun hasatını nasıl yapıyorsunuz? Hasatını yaklaşık 3 metre, 4 metre civarında yine kestane ağacından veya çam ağacından sırıklarımız vardır bizim. O sırıklarla dalların başına çıkarak çırpılır. Yani zeytin çırpmaya yakın, öyle söyleyeyim. Zeytin çırpar gibi kestanelerde ağaçların başında sırıklarla çırpılır. Yani çırpan kişi de ağacın üstünde değil mi? Evet, çırpan kişi de ağacın üstünde. Evet, işçi bulabiliyor muyuz? İşçi son birkaç yıldır işçi sıkıntımız var. Bölgede yeterince işçi yok. Çırpması zor bir ağaç. İşçiliği bayağı zor. Yani afaki rakamlara ulaşıyor işçilik maliyetleri. Çevre köylerden, çevre ilçelerden işçiler getiriyoruz. Kendi köyümüzdeki ya da yakın köylerimizdeki işçiler artık yetmiyor. Çünkü herkesin kendi bahçesi var. Kendi ağacı var. Şimdi herkes ağacın başına çıkıp da orada işçilik yapamıyor. Malum bayağı yüksek. Görüyorsunuz zaten bu küçük bir ağaç, arkamızda görünen küçük bir ağaç, fidan dediğimiz. Bunların çırpması basit. Ama daha yüksek, 10 metrelik, 15 metrelik ağaçlar var. Onların zirvesine kadar çıkıp çırpmak bayağı zor. Yani
beceri isteyen bir şey, pratiklik isteyen bir şey. Herkes çıkıp da orada kestaneyi çırpamıyor. Evet, hasatın günlük işçilik maliyeti ne kadar? Hasatın geçen yılın rakamlarına göre konuşacak olursak, bir çırpıcının günlük yevmiyesi 400 lira civarında. Sadece çırpan kişinin 400 lira civarında bir işçilik maliyeti var. Bunun çırptığını toplamak için en az yerde 2 kişi 3 kişi olması lazım. 100 lira 150 lira civarında onların kişi başı bir işçilik maliyeti var. Yani ortalama günlük 7-800 lira gibi bir maliyet söz konusu. Yani maliyeti ağır bir ürün. Hasat döneminde maliyeti bayağı ağır bir ürün yani. Evet, peki bu maliyeti karşılayacak bir satış rakamına ulaşma şansınız oldu mu? Zaman zaman oluyor, evet. Birkaç yıldır hani çok iyi demesek bile ortalama 15 lira, 20 lira. Yani şöyle söyleyeyim, sınıflandırılmış haline göre 10 lira ile 20 lira arasında kestanemizi satabiliyoruz. Belki bir cevize göre, ceviz üretimine göre düşük bir rakam ama geçen şey bu. Yani piyasa bu. Buna da boyun eğmek gerekiyor. Adil'e son olarak mesajınız nedir? Tekrar hoş geldiniz. Evimize de hoş geldiniz. Mesajımız devletin vermiş olduğu bizi destekleme, avuç içi kadar destekleme veriyorlar. Ama onlar bizden çuvalınla geri alıyorlar. Artı yem bitkiler 105 lira olmuş. Kuru samanın kilosu 80-90 kuruş olmuş. Artık bunların dur demenin zamanı gelmiş ama onlar dur demiyorlar. Yani çiftçi küçük tabaka nerede olsa olsun ezilsin diyorlar. Bizi destekleme vermiyorlar. Nasıl olsun istiyoruz? Kuru samanı bir durdurması lazım, aşağı çekmesi lazım. Bugün bir kilo kuru saman alıyoruz. Karşılığını alamıyoruz. Bir kilo yem 2 liraya geliyor. Bir kilo süt satıyoruz. Mis olarak karşılığını da alamıyoruz. Yani bir yem çuvalı, bugün yem çuvalının 105 lira olduğunu göre birazcık buna aşağı çekmesi gerekiyor. Şu anda zaten bir yıldan beri, bir yıl daha geçti artık. Süt 2300 lira daha hala devam ediyor. Sütte zam yok. Daha zam yapacağız diyorlar ama zam da yapmıyorlar. Durmadan süt tozu üretelim. Süt tozu yiyelim. Bununla devlet, bununla çalışıyor. Bununla geçim kaynağı sağlayan diye çalışıyor ama dışarıdan hayvan alıyorlar. Türkiye'deki hayvan desteklemesine birazcık daha destek verseler, birazcık daha çiftçinin elinden tutsalar, dışarıdan hayvan alımını bıraksalar, Türkiye'deki bizim hayvanımız dışa ihracat olur. Biz üretiriz diyoruz. Biz üretiriz. Bizim şu anda dışarıdan gelen halkımız, dışarıdan gelip kesilen hayvanın ne tür olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir et olduğunu bilmiyoruz. Ama yiyoruz ama nasıl yiyoruz? Ama burada yetiştirsek, Türkiye'de yetiştirilmiş olsa, bunu halkımız bile bile gözü baka baka alır, yer. Evet, teşekkür ediyoruz sizlere. Biz de teşekkür ettik. Misafir ettiğiniz için. Sağ olun, teşekkür ederim. Evimize kadar geldiniz, sağ olun. Bir daha bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz, inşallah kısmet. İnşallah. Evet değerli izleyenler, üreticilerimiz serzenişte bulunuyorlar. Haklı olarak ektikleri, diktikleri para etmiyor. Değerli yetkililerimiz de bu konuda tabii ki çözüm bekliyorlar. İnşallah çözümü
devletçe, milletçe hep beraber bulacağımızı umut ediyoruz. Çözümün adresinin belli olduğunu söylüyoruz. Değerli konuşmacılarımıza, üreticilerimize ellerine sağlık diliyoruz. Ürünleri bereketli olsun. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda bir başka yerde buluşuncaya kadar iyi günler diliyoruz. Hoşça kalınız.